şey başlığımıza. Fener'i seçti çünkü diyor Fanatik Gazetesi. Sivas Spor'la sözleşmesi bitecek olan Mert Hakan Yandaş Galatasaray ile senelik 1,5 milyon euro maaş üzerinden ön protokol imzaladı. Ancak Fenerbahçe'nin 2,5 milyon euro önermesi işleri karıştırdı. Yıldız futbolcunun menajeri. Bence değildir. Sarı lacivertlilerin teklifini sarı kırmızılılara iletti. Biz kendi oyuncumuzdan indirim talep ederken daha fazlasını veremeyiz demiş Galatasaray. <laughs> Bu süreçte Emre Belözoğlu'nun her gün Mert Hakan Yandaş'ı arayıp onu ne kadar çok istediklerini anlatması 25 yaşındaki oyuncunun fikrini değiştirmesini sağladı ve son sözü Fenerbahçe aldı. E 1 milyon euro fazla veriyorsa şimdi her günde de aramaya gerek yok. Şimdi bak, imza <laughs> e, Haberin imzası sevgili Metin iyi bir gazeteci, iyi bir muhabirdir. Ee, Editörde ağırda. Bunlar benim iyi, iyi tanıdığım arkadaşlarım yani. Çalışma arkadaşlarım. Doğru habercilik yapan insanlar bunlar. ya Tabii ki yanılıyorlardır. Bizim yanıldığımız gibi. Onlar da yanılıyordur ya, ama. Mutlaka tabii ki. Yani o durup o, o, işkembeden haber atan insanlar değil. E, yani bence değildir ama. İki buçuk milyon euro olur mu abi? Yapmayın. Fenerbahçe Allah, seçmesinden Allah bahsetmiyoruz. İki buçuk milyon e, euro verilir mi bir oyuncuya? Bugün mümkün mü böyle bir şey? Yani nasıl olabilir? Böyle bir bütçe yok. Şimdi bak Mert benim Mert Hakan benim çok beğendiğim oyuncu. Herkesin çok beğendiği Doğru. oyuncu. Ya hakikaten böyle haza böyle İtalyan iyi orta saha vardır ya hücuma dönük. Hani büyük yaratıcı değil ama... Becerili. Canavar gibi fiziği uğraşan, sonuna kadar çabalayan, belli bir teknik seviyesi olan bir oyuncu. Ama şimdi Mert Hakan, bir istiyorsan Bilal, Bilal abinin şeyini okuduk, okuyor muyuz biz? Onu Yok olabilir. onu almadık galiba. Ya, yani Bilal Meşe aramış işte Rıza ne oluyor evet. diye. Milliyette değil mi haber? Doğru. Ee, i̇şte Mert Hakan ne yaptı demiş, Fenerbahçe ile anlaştı deniyor. Rıza demiş ki evet yanımda evet. anlaştı. Evet. Bunun üzerine işte konuşulmuş, edilmiş vesaire. Rıza Hoca demiş ki As, e, Mert Hakan bir santifor arkasıdır. On numarayı iyi oynar. Kanatlarda da oynuyor evet. ama. Şimdi Mert Hakan aslında bir santifor. Santfordan. En verimli olduğu yer. Santifordan santifor arkasına gelip Sivas Spor'da hakikaten dikkat çekti. Önemli oyuncu. Yani heyecanla izliyoruz. Ben umuyorum hani Fenerbahçe Galatasaray nereye gidecekse orada da oyununu ilerletir, üzerine koyar ve başarılı olur. Ama mesela biz İki yönlü oyunu büyük takım standartında oynayacağına dair elimizde hiçbir delil yok. Şu ana kadar yok evet. Yok. Yani şampiyon olmuşlar. İstanbul'un işte büyükleri, Trabzonspor hani hakikaten kalite, yüksek kalitede ya düşünsene Fatih çok iyi oynuyor Sivas'ta. Beşiktaş'ta adam kiraya yollandı. Doğru. Ha, doğru arada, karar verildi yanlış değişti, oyunu doğru karar verildi vs. yanlış karar verildi onlardan bahsetmiyorum. ancak rekabetin çok olduğu var olanın üzerine koyman gereken yerler şimdi Fenerbahçe'de en son hangi yerli oyuncu böyle geldi de üzerine koya koya kendisini gösterdi Tunca Şanlı ondan beri hatırlamıyorum ben yani yani ya iki buçuk milyon euroluk oyuncu olan hızlı hızlı evet o var yani. Şimdi o yüzden bugünkü piyasada Mert Hakan Fenerbahçe'ye de gitse Galatasaray'a gitse doğru transferdir. Hiç kuşku yok. Ama gelişmesi gerekecektir. Oynaması gerek Başka türlü oynaması gerekecektir. Büyümesi gerekecektir. Bunun kendisi de farkındadır. Transfer eden de satan da farkındadır vesaire. Ancak bugünkü şartlarda 2,5 milyon euro değildir bu. Ben eminim olmadığına. Ben olmadığına eminim. Olmaz ya. Sadece bu arada Mert Hakan yandaş değil. Dünya yani kadar başka transfer olmaz. haberi de yani hani bu oluyor. Bir de onun ben yanında Ben hiç ihtimal vermiyorum. Ben hiçbir ihtimal vermiyorum. İzleyicimiz Fatih Bey, Fatih Çakıcı diyor ki Fenerbahçe taraftarı olarak artık hiçbir transfer haberi heyecan vermiyor. Acil olarak kazanmaya ve başarıya ihtiyacımız var demiş. E, bu haberlerin gerçekçiliği konusunda günlerdir, aylardır konuştuğumuz gibi. Hayır bizza, bizzat rıza Hoca bu iş bitti demiş. Evet. Yani Fenerbahçe'yle anlaştık Hayırlı olsun. Ama tabii bitmeden hani biz şey diyemeyiz. Zaten Ama konuştuğumuz buçuk, konu işin yani bütçesi. Bu, şimdi, bu, bütçeler anlatılıyor. 2,5 milyon euro. Yani şimdi Galatasaray 1,5 vermiş. Fenerbahçe 2,5 vermiş. Arada 1 milyon euro fazla. 1 evet. milyon euro bile fazla. Çok fazla. Yani çünkü anlatılan finansal durumu yani bizzat Ali Koç anlatıyor. Bu böyle olacak, şöyle olacak. Bu oyuncuya indirim istiyoruz. Bu oyuncu böyle olacak. Gökhan Gönül 500 bin euro mu? 500 artı opsiyonlu. Opsiyonlu yani evet. bütün maçlarda oynarsa 800 bine kadar. Onlar onar. onlar. Budur abi Türkiye'nin standardı budur daha ötesi değil. Yani tabii Mert'in sevgili yani bütün herkes dünyanın parasını kazandı. Sevgili Mert'in parasını mı şey yapıyoruz orada <laughs> kazansın daha çok kazansın. İnşallah daha e, büyük transferler yapar. İnşallah. Daha Fenerbahçe çok para kazanır. O da çok para kazanır inşallah. Yo, Ama lider, bugün bu şartlardan bahsediyorum. Yoksa bir kimsenin tercih. kazandığı para da e, Bütün mesele uzaktan bugünkü şartlar. Yok onu öyle anlayan da olur da söyleyelim. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Volkan Bey diyor ki Volkan Özel Obradoviç'ten bütçeyi kısıp Mert Hakan'a 2,5 milyon euro verirseniz taraftar Değil. size hesap sorar. Değildir. Değildir. Yani bu bir, bir yanlış anlaşılma vardır burada. Kaç buraya 2,5 milyon euro? Euro dün hesapladık ya 8 lira galiba euro. Çok para. 16 20 lira. 20, 20, 20, mily 20 milyon lira. Yılda. 16 milyon euro mu dedin sen? 2,5 milyon euro. E, ne dedim ben? 16, yani 20. 2,5 milyon euro, 20, 20, 20, milyon lira. 20 milyon lira. Olmaz. Ya yani evet. bu, burada bir, bir, yanlış anlaşılmış. E, kaç gündür 100 milyon lira yazılıyor ya 5 yıllık diye. Yanlış yanlış yanlıştır. Peki. Aa bir reklam aramızda var. Yanlıştır. Varmış. Olmaz abi olmaz. Yani Yok, tamam. hiç kimse için olmaz.